uluslararası sorunlar çözülmek içindir. Herkes öyle biraz diş gösterir falan. Sonra da müttefiklerse oturup anlaşırlar. Müttefik değillerse oturup anlaşamazlar. Bazen de müttefik olmayanlar daha kolay anlaşır. Rusya'nın tabii olduğu gibi. Bu konuyu kapatalım. Başka heyecanlı konularımız vardır. Çok heyecanlıyız hocam. Yani her dakika bir şey var merak etti. En önemli konumuz da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Önce YSK'ya hakaretten bir dava açıldı. Ben o davaları çok iyi bilirim. Bana da açılmıştı aynı dava. 7 dakikada mahkum olmuştum YSK'ya hakaretten. Sonra da dedik yarın sonu 2 sene şeyi sürer, onaylanma sürer. 10 günde de onaylanmıştı. Bu YSK'ya hakaret davaları biraz hızlı ilerler genellikle. Ekrem İmamoğlu'nunki de hızlı ilerledi ve sona erdi. Ancak oradan pek bir şey çıkmayınca, umulduğu sonucun vermeme ihtimali olunca peş peşe yeni davalar geliyor. Terör davası geldi. Terör davasında şunlar söylendi işte. Teröristler var İstanbul Belediyesi'ne işe alınmış falan filan diye. Bunların büyük bölümünün, en azından bir bölümünün AK Partili belediye başkanı döneminde işe alındığı ortaya çıkınca o dava da biraz sallandı. Şimdi de Beylikdüzü Belediyesi ile ilgili bir dava söz konusu. Beylikdüzü Belediyesi'nde İmamoğlu'nun ifadesine göre daha önce soruşturulmuş ve suç bulunamamış bazı dosyalar yeniden açılıyor. Ve yine bugün bir gelişme oldu belki farkında vardınız, belki varmadınız henüz daha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir alt kuruluşuna bağlı bir otomobilin içerisinde uyuşturucu bulundu. Ancak bu otomobilin belediyenin açıklamasına göre belediyeye ait değil, belediye iş yapan bir alt taşeron şirketine ait olduğu ve içindekilerin de belediye çalışanı olmadığı, hatta belediye hizmet veren ekiplerden de olmadığını söyler ama bir İmamoğlu üzerine bir gidiş var. Siz nasıl görüyorsunuz İmamoğlu üzerine gidişi? Bu nereye götürülmek isteniyor? İmamoğlu'na güç mü veriyor yoksa gücünü elinden, adaylık ihtimalini zayıflatıyor mu? Belki aslında buna iki açıdan yanıt vermek lazım. Yanıtlardan bir tanesi İstanbul'un kazanılması ve İstanbul Belediye Başkanı olması ile ilişkili İmamoğlu'nun. Dolayısıyla İstanbul'u elinde bulunduran bir muhalif partinin, yani bir muhalif partinin İstanbul'u elinde bulundurmasıyla, bulundurduğu bir durumda seçime gitmenin kendisini iktidar partileri daha dezavantajlı görüyor olabilir. İstanbul'u geri almak, İstanbul'u kontrol etmek, buranın kaynaklarını kontrol etmek. Seçimden önce İmamoğlu'nu görevden almak istiyorum. Seçimden önce bunun önemli olduğu düşüncesi olabilir. Biri bu. İkincisi tabii ki İmamoğlu aslında muhalif bloğun içerisindeki önemli Cumhurbaşkanı adaylarından, ismi geçen önemli Cumhurbaşkanı adaylarından birisiydi. Ve aslında yine eğer muhalif partilerin koordinasyonuna bakarsanız hiçbir muhalif partinin veto etmediği neredeyse tek adaydı. Bunu hem HDP için de söylemek mümkün, hem İYİ Parti için de söylemek mümkün, CHP için aynı şeyi aynı kararlılıkla söyleyemeyeceğim ama yine de mümkün adaylardan birisiydi ve üstelik kazanma şansı olan adaylardan da birisiydi. Bu ismi geçen diğer adaylardan çok farklı bir yere koyuyordu aslında İmamoğlu'nu ve olası bir adaylığında aslında seçimi kazanma şansı da yüksekti. Dolayısıyla ben en azından İmamoğlu'na yönelik hani bir kısmı yargıyla ilişkilidir tabii ki ama bir kısmı siyasidir. Bütün bunların ne kadarının siyasi ne kadarının yargıyla ilişkili olduğunu bir kenara bırakarak bu topyekün, sizin de tarif ettiğiniz bu topyekün kampanyanın aslında bir tür muhalefetin içerisindeki adaylık yarışını dizayn etmekle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir mesele de var tabii ki, bu İmamoğlu davası sürüncemede kaldıkça, yargı kararının ne olacağı belli olmadıkça da aslında muhalif bloğun içerisindeki adaylık tartışması devam ediyor. Aslında bir sonuca bağlanmış olsaydı ve İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı belli olsaydı o da başka bir şekilde çözülebilirdi. Evet. Dolayısıyla oradaki belirsizliğin de aslında bir strateji olduğunu, bir iktidar, bir seçim stratejisi olduğunu ben düşünüyorum. Siz belirsizliğin muhalefetler arasında iyi olduğunu düşünüyorsunuz, kötü olduğunu? Kötü olduğunu kötü düşünüyorum olur. Tabii ki. Yani bence zaten hani eğer bakarsanız o belirsizlik sadece İmamoğlu'nda değil, mesela seçim tarihi ne zaman olacak? Aslında muhtemelen iktidar bunu biliyor. Kafasında bir şey var ama bunun açıklanmıyor olması, Nisan mı, Mayıs mı, Haziran mı, bir tür muhalefeti sekteye uğratan, onu topallaştıran şeylerden birisi. Çünkü Haziran'da olacaksa başka hazırlanırsınız. Nisan'da olacaksa başka şekilde hazırlanırsınız. Yani belirsiniz. Muhalefet aslında şöyle tercih etmiş olabilir mi? Biz hazırlanmayalım, gerek yok. Dışarıda öyle ne zaman olacağını bilmiyoruz. O zaman hazırlanmaya da gerek yok demiş olabilirler. Tabii, evet. Bu kadar sene idare ettik. İyi günde gidiyor işte. Maalesef gülüyoruz yani. Hakikaten bu facia durumu. Facia bir durum gerçekten ama yani hani şunu ben çok çok inanarak söylüyorum. O belirsizliğin kendisini sadece buna döneme ait değil. Eğer bütün siyasal süreçlere bakarsanız ne olacağını bilmeme halinin
Aslında bir iktidar stratejisi olarak sadece Türkiye'ye değil, aslında küresel anlamda değil mi popülist iktidarların vesairenin çok önemli bir siyasal stratejisi olduğunu yani düşünüyorum. Yani popülist iktidarlar belirsizliği kendi lehlerine kullanıyorlar. Evet, yani sadece Türkiye'de değil, Macaristan'da da tabii öyleydi, ki. Trump iktidarı da öyleydi, Bolsonaro da öyleydi. Polonya'da öyleydi. Polonya'da öyleydi. Yani seçim tarihinden tutun, yargı kararlarına, kurumsal süreçlerden tutun, hukuka yani bütün bunların hepsini... Yani ülkenin dingildemesi otoriter iktidarlara yarıyor. Çünkü aslında kendi iktidarı üstünden, yine genel olarak konuşuyorum, kendi iktidarının istikrar sağladığını ve o belirsizliği geçirecek temel şeyin kendisi olduğunu söyleme alanını açıyor. Ve ayrıca diğer tarafta sendelediği sürece bakın onlar da ne yaptıklarını bilmeyen aktörler. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar çünkü ortada bir şey yok yani. Evet, doğru. Evet.